Kesit almayı göreceğiz teknik resimde. Yine sıfırdan teknik resim görünüme geçiyorum. A3 kağıdım. Tamam. Ve ileri böyle gelebilir aslında. Tıkladığım zaman zaten gelecek. Birinci görünüm bu. Ve Escape deyip çıkıyorum. Şimdi parçanın bir de izometrik görünüşünü getireyim şuraya ki neye benzediğini bilin. Şöyle güncel resim bu arada. İzometrik şu. Tabii böyle bu kadar büyük değil de biraz daha küçük ve renkli olsun. Tamam. Şimdi bu kesit görünümü. Bakın şu kesit görünümü. Parçadan kesitler alıp parçanın içini, işte içinde neler var neler yok, bunları görmemize yarayan bir özellik ve teknik resimde olmazsa olmazdır kesit görünümü. Şimdi kesit görünümünü seçtiğim zaman şöyle nasıl diyeyim, şu mor mu diyeyim, pembe mi diyeyim, pembe, pembeye daha yakın, pembe renkli bir eksen çizgisi geliyor. 2014 versiyonu öncesi, 2014'te var bu, 2014 sonrasında var aslında. 2013, 2012, 2011 kullananlar iyi bilirler. Teknik resime geçtiğiniz zaman normalde buradan teknik resim alabilmek için önce bir çizgi komutuyla gelip çizgi çizerdiniz ve onu seçip daha sonra kesite girdiğiniz zaman kesit alabilirdiniz. Ama artık 2014 versiyonu sonrası böyle kalıcı olarak bunu ayarladılar, bu özelliği. Şimdi ilk önce bakın çıkıp tekrar gireyim, konu biraz dağıldı. Kesit görünümüne girdiğimde ilk önce dikey bir kesit geliyor. Dilersem bunu yatay yapabilirim. Bakın yatay. Dilersem yardımcı kesit yapabilirim veya da hizalandı kesit yapabilirim. Hepsini göreceğiz ama ilk önce dikeyden başlayalım. Şimdi dikeye geldiğim zaman parçanın tam şöyle merkezini oturtursam bunu ve sağ klik onaylarsam ve tamam dersem bu gelen uyarıya ve bu kesiti tutup sağ tarafa doğru çekersem ve tıklarsam buraya, orada kalır. Demek ki ben, yani şu anda ne oldu biliyor musunuz? Şu parçayı ortadan ikiye kesti. Bu tarafa doğru yatırdı. Şu tarafa doğru kesti, yatırdı. Eğer bunun bakış açısını değiştirmek istiyorsanız şuradan yönü tersine çevir derseniz ve gelip de tabii onaylayıp şuradan da güncellerseniz, ki zaten simetri olduğu için her iki tarafı da aynı olacaktır. Doğal olarak parçanın içinin şekli bu şekildeymiş. Yani kesit görünümünü almış olduk. Şimdi bu neydi? Tam orijinde, bakın ben bunu tutuyorum. Sağa sola doğru hiç oynatamıyorum. Görüyor musunuz? Sadece şunu yapabilirim. Şu kesitin tepesini tutup yukarı doğru uzatabilirim. Aynı şekilde burayı da aşağı doğru uzatabilirim. Ve bunu da bu kesitin kendisinde değişiklik yaptığım zaman bu kesitten türeyen görünümde böyle kırmızımsı ya da böyle turuncumsu böyle noktalar oluşur. Bu şu anlama gelir. Sen kesitini almış olduğunu, şu görüntünün kesit çizgisinin boyutuyla oynadın. Modelini güncelle. Tamam, güncelleyelim. Bakın o zaman gitti. Şimdi eğer ben gelip bu kesitin kendisini silersem bununla birlikte kesit aldığım görünüm gider. Geri geliyorum. Gelip de ben kesit almış olduğum kesitin kendisini silersem bu sefer kesitin kendisi de gider. Şimdi kesit görünüme tekrar geliyorum. İlk kesit alırken tam şu orijine çakıştırmıştım. Bakın bu sefer çakıştırmıyorum. Şöyle bir yerden kaçık alıyorum. Okey. Tutup yine bu tarafa doğru çekiyorum. Escape'ledim ve çıktım. Şimdi bu merkez çizgim herhangi bir yerle çakışık olmadığı için ben bunu tutup sağa sola gezdirebiliyorum. Görüyor musunuz? Örneğin şuranın kesitini almak istiyorum. Ama bir şey olmadı. Çünkü güncel değil. Güncelleyelim. Klavye kısa yolda Ctrl B, Ctrl Bursa'nın B'si veya Ctrl Q harfleri de güncelleme yapar. Demek ki bunu bu şekilde kestiğim zaman şu tarafı, yani şuradan böyle kesti burayı, şurayı şu tarafa doğru yatırdı ve bu tarafa doğru çekti. Demek ki bu görünüm oluyormuş. Eğer gelip kesitin kendisini seçip ve şuradan yönünü değiştir dersem, onaylarsam, klavyeden Ctrl Q dersem burası kesit görünüm güncellenir ve ben bu parçayı kestiğimde burayı sağ tarafa doğru yatırdı. Aslında teknik resim kuralına göre olması gereken görüntü bu. Normalde kesit alırken aslında biraz teknik resim bilginizin olması gerekiyor. Teknik resim okuma, teknik resim kuralları ve işaretleri hakkında da
çalışmam olacak, merak etmeyin. Doğal olarak söylemek istediğim şey şu. Bakın şu kesiti siliyorum. Siz eğer profesyonel anlamda bir teknik resim alıp da bir firmaya gönderecekseniz ve bu firmada sizin teknik resim bilginiz direkt gün yüzüne çıkacaktır. Yani sen bunun kesitini alıp şöyle şu tarafa doğru çekersen ne olur biliyor musun? Bakın bu tarafa doğru çektim. Güzel, problem yok. Ama ben bunu alıp da böyle hop bu tarafa doğru çekersem o zaman işte teknik resim kuralının dışına çıkmış olurum. Çünkü ne demek biliyor musun şu ok işaretleri? Sen bu parçayı buradan kesiyorsun ve bu tarafa doğru yatırıyorsun. Dolayısıyla şu görünüşün şu tarafta olması lazım. Çünkü neden? Ok yönün bu tarafı gösteriyor. Be adam niye bu tarafa koyuyorsun? Şundan dolayı çünkü teknik resim okumayı bilmiyorsun. Teknik resim standartlarını bilmiyorsun. O yüzden yanlış anlamayın. Hani azarlamak ya da küçük düşürmek değil amacım. Sadece böyle bir hata olduğu zaman bu hatayı gören teknik resim bilgisine sahip bir insan şunu geçiriyor aklına. Ha, demek ki bu teknik resim oluşturan adam teknik resim kurallarını tam olarak bilmiyormuş. Doğal olarak çok pardon. Doğal olarak bunu sileceğiz. Sil, enter. Teknik resim kesit ve gel kesit kes. Sağ klik onayla. Eğer ben bunu bu tarafa geçirip şu tarafı göstereceksem şuradan yönü çevir demem gerekiyor. Bu bir. Güzel. Çünkü buradan kestim. Kestiğim tarafı yatırdım. Şu tarafta gösterdim. Güzel. Şimdi bu ne? Bu dikey kesit. Bir de bunun yatay kesiti var. Hatta şu kesiti şöyle seçip CTRL tuşuna basıp tam şu orijine geliyorum ve çekip elimi. Aa, da çakışık çıkmadı. Neden? Şunu seçip kesiti seçelim bakalım. Yok yine olmadı. Peki tutup bu kesiti şu orijine doğru getiriyorum. Ama size tavsiyem böyle yapmayın. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı bakın. Güncelle dedim. Ve ölçü komutuna geldiğimde örneğin ben şu çapı ölçeceğim. Buranın çap olduğu belli aslında ama ben gelip bunu ölçtürdüğüm zaman 20 değeri birebir çıkıyor güzel ama başında çap işareti olması lazım. Niye olmuyor? Çünkü senin kesitin tam olarak bu parçanın ekseninden geçmiyor. Görüyor musunuz? Bakın şu kadar fark var. Dolayısıyla buradaki çap işareti çıkmaz. Hemen kesiti sileceğiz bunun için. Tekrar kesite gireceğiz. Dikey ve gelip şu orta merkezde çakışık yapıp sağ klik tamam ve çek bu tarafa doğru ama görünüm şu tarafta ve okey dediğim zaman artık ben gelip ölçü komutuna girdiğim zaman bu noktayla bu noktayı seçersem o zaman bunun başına çap işareti gelecektir. Şimdi dikey kesitti bu. Bir de bunun yatay kesiti var. Yatay kesitte şu seçtim ve gelip yatay kesit yine merkezde çakıştırabilirim. Sağ tıklayıp onayladığım zaman örneğin aşağı doğru çektim ve kesit yönümü değiştirdim ve onayladım. Aynı mantık burası için de geçerli. Ama yine siz teknik resim görünümüne gelip şuradan atıyorum merkezden kaçık mesela. Bunu da bu sefer yukarı doğru alacağım. Hop şöyle yönüm doğru tamam. Şimdi bir diğer hazır buraya kadar gelmişken bir de şunu söyleyeyim. Konu konuyu açıyor. Yarın bir gün şunu yapabilirsiniz. Bu kesit aldığınız görünümden tutup gelip tekrar kesit almaya çalışırsınız. Yani bir de şuradan keseyim bari de bunu çekeyim aşağı doğru. İşte şu olsun bu olsun. Yapar evet SolidWorks bunu yapar ama teknik resim kurallarında kesitten kesit almak yasaktır. Özel sebepler dışında bazen tabii çok mecbur kaldığımız durumlar olabiliyor ama çok tercih edilmez. Kes yani not alın bir yere kesitten kesit alınmaz. Kesitten sadece detay görünüm alır. Örneğin şu detay görünüm. Ben şu kesitteki şurayı büyütüp şu tarafa doğru çekip insanın gözüne sokmak istiyorum deyip burayı büyütebilirsiniz. Bu olabilir. Ama kesitten kesit alamazsınız. Detay görünüme geleceğiz. Merak etmeyin. Bunları kaydetmiyorum size. Çünkü sizin de uygulama yapmanızı istiyorum. O yüzden bunları hazır elinize vermeyeceğim. Bir sonraki videomuzda ise şu iki tane opsiyonu görelim bakalım.